Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde iki önemli değişken olan reaktans ve empedansı anlatacağım sizlere. Bunlar çok önemli. Bundan sonraki derslerimizde çünkü sürekli karşımıza çıkacak. RC, RL, RLC devrelerini o yüzden iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi reaktanstan başlayalım. Reaktans elektron hareketine karşı gösterilen atalettir. Yani akıma karşı gösterilen zorluktur sevgili arkadaşlar. Ee, gerilimle orantılı oluşan elektrik alanının kapasitör için yani kapasitörün gerilime karşı gösterdiği zorluk ve akımla orantılı oluşan manyetik alanın bulunduğu her yerde reaktans vardır. Şimdi arkadaşlar kapasitörün gerilime karşı gösterdiği zorluğa biz ne diyorduk kapasitif reaktans yani Xc. Peki ee, indüktörün ee, akıma karşı gösterdiği zorluğa da indüktif reaktans yani Xl diyorduk önceki dersimizden hatırlayacağınız üzere alternatif akım şöyle diyelim alternatif akım saf reaktansa direncin olmadığı devreye uygulandığında gerilimle akım arasında 90 derecelik faz farkı olur demiş. Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar ne diyor? Alternatif akım saf reaktansı uygulandığında gerilimle akım arasında biz bir faz farkı olur. Şöyle bir devre çizelim. Kapasitif devre işte alternatif akım bu bizim C'miz. C'miz. Burada arkadaşlar neydi? gerilim akımdan 90 derece gerideydi değil mi? Şuna akım IC dersem şuna da VC dersem kapasitif devrelerde gerilim akımdan nedir? 90 derece geridedir. Endüktif devreler nasıldı? Endüktif devrelerde ise gerilim akımdan sevgili arkadaşlar bir bobin çizdik şöyle 90 derece ilerideydi. Şuna IL dersem şuna da hatta şöyle yapalım. İşte ıl dersem buraya da vl dersem neydi? Benim gerilimim akımından 90 derece ilerideydi. Ee, reaktans x ile gösterilir ve birimi 10'dur. Endüktif reaktans nedir arkadaşlar? XL'dir ve kapasitif reaktans x c'dir. x neye eşittir arkadaşlar? Hemen yazalım. XL eşittir 2 πf çarpı l Xc ise neydi arkadaşlar gerilimin akımın gerilime karşı gösterdiği zorluktu ve frekansa ters orantılıydı 2 pi çarpı f çarpı L idi. Ee, Xc e, saf indüktif yani kaynak ve kapa e, bobinden oluşan ve saf kapasitif yani kaynak alternatif kaynak ve kapasitanstan oluşan devrelerde bir reaktans olay var. Endüktif ve kapasitif reaktans. Bir de ilerleyen derslerimizde seri RLC, işte RC, paralel RC, RLC devrelerinde empedans olayı var. Empedans olayı nedir? Dirençle reaktansın bileşkesinden oluşur. Yani benim elimde şöyle bir devre varsa alternatif akım direnç ve bobinden oluşan bir devre olduğunu varsayalım. İşte bu devredeki direnç ve bobinin birleşmesinden oluşan değere empedans diyorum ve bunu Z harfi ile gösteriyoruz. Evet, hemen bakalım. Alternatif akım bir empedans üzerinden geçtiği zaman geçen akım ile gerilim düşümü arasında 0 ile 90 derece arasında bir, bir faz farkı olur. Evet, bir empedans üzerinden geçtiğinde akımla gerilim arasında 90 derecelik bir faz farkı olabilir. Faz farkı sıfır olduğunda empedans tamamıyla rezistif yani sadece direnç olur. Eğer bir faz farkı yoksa benim empedansım Z eşittir R'ye eşittir. Devam edelim. Faz farkı 90 pozitif ya da negatif olduğunda ise empedans indüktif veya kapasitif yani sadece reaktans olur. Evet. Faz farkı artı 90 ise benim devrem nedir? Endüktiftir. Eğer eksi 90 ise nedir? Kapasitiftir. Yani endüktif olması gerilimin akımdan ileri. Kapasitif olması gerilimin akımdan geri olduğu anlamına geliyor. Empedan Z ile gösterilir ve birimi 10'dur. Bakın arkadaşlar. Endüktif devre dediği denildiğinde, indüktif devre denildiğinde gerilimin akımdan bakın ileri olduğunu bilmemiz lazım. Yani gerilim akımdan ilerdeyse ise endüktif devre, gerilim akımdan gerideyse ise sevgili arkadaşlar benim devrem nasıl bir devre olacak? Kapasitif bir devre olacaktır. Dediğimiz gibi direnç ve reaktansın bileşkesinden empedans oluşur. Z mesela burada şöyle diyelim arkadaşlar şunu silelim. Fazla sildik biraz. Evet. Şuna R dersem. Şuna da XL dersem arkadaşlar. Buradaki Empedans değeri Z eşittir. R artı JXL'dir. Şimdi arkadaşlar. Yine burası Kapasitans olursa JXC olur. Yine burada empedansı R artı XL'de e, karelerini alıp toplayıp e, işte Pisagor'dan buluyoruz arkadaşlar. Z eşittir R kare artı XL'nin karesinin karekökü. Karmaşık sayılarda nasıl yapıyorduk? A artı bi eşittir diyelim. Neydi? A kare artı b karenin karekökü. Mesela Z eşittir A artı b ise bu şekilde buluyor idik. Yine burada da aynı şekilde bulunacaktır. Yani benim e, rezistansım reel kısım olacak, reaktansım ise imajiner yani e, sanal kısım olacaktır. Karmaşık olarak düşünüyorduk. Bakın önceki derslerimizde çok ayrıntılı anlatmıştım bu konuyu. E, i̇şte kartezyen gösterim var, kutupsal gösterim var, bir de açısal e, kutupsal gösterimi var, bir de ee, nasıl bir gösterim var arkadaşlar? Üstel bir gösterimiz var bizim sinyalimizin. Yine empedansımızın da kartezyen bir şekilde ifade ediyoruz. R artı X ya da R artı XC olarak arkadaşlar. İlerleyen derslerde zaten bunları daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bugün iki önemli değişken olan reaktans ve empedans anlattım. Bugünlük dersimiz bu kadar. Lütfen e, temel olan bu konuları ve bundan önceki konuları iyi anlayalım. Çünkü bundan sonraki konularda gitgice daha, daha da konularımız karmaşık hale gelecek. E, temel bilgileri bildik mi ilerleyen daha e, karmaşık olan bilgilerde e, fazla zorlanacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın.